Merhaba selamlar. Şimdi Jetpack Compose yaşam döngülerine bakacağız. Çok önemli bilgiler öğreneceğiz ve recomposition'ı yeniden bir tekrarlayacağız. Buradaki yaşam döngüsüne etkisini göreceğiz. Şimdi yaşam döngülerine genel bir bakış yapmamız gerekirse Composition aslında kullanıcı arayüzü tanımlanır ve Composable fonksiyonlar üretilir. Bir Composition'da kullanıcı arayüzünü tanımlayan composable yapıların bir ağaç az. <laughs> bir ağaç yapısı, ağaç görünümüdür aslında. Burada Jetpack Compose ilk çağrıldığında, composable ilk çalıştırıldığında, ilk birleşme sırasında yani e, composition sırasında ilk composition kullan ilk kez uygulamayı ça çalıştırıyorsunuz. Bu kısımda kullanıcı arayüzünün bir composition içinde tanımlamak için çağırdığınız composition'ların kaydını tutacak. Ardından uygulama durumu değiştiğinde, yani herhangi bir state değiştiğinde, tıklama olduğunda, yani ekranda göreceğiniz bir değişiklik olduğunda Jetpack Compose bir yeniden kom yeniden composition yani recomposition planlar. Recomposition'da Jetpack Compose'un durum değişikliklerine yanıt olarak değişmiş olabilecek composable yeniden yürütmesi ve ardından composition'daki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir. Yani kullanıcı değişikliği ekranda görür diyebiliriz özetle. Zaten önceki videoda recomposition'dan detaylı olarak bahsettik. Composition yalnızca ilk birleşim tarafından üretilir yani ilk defada üretilir sonrasında artık güncellenir. Yeniden birleşme yani recomposition da güncellemesi olur. Ee, bir birleşimi composition'ı yani değiştirmenin tek yolu recomposition yapmaktır. Burada gördüğünüz gibi görselimizde composition'ın yaşam döngüsünü görebiliyoruz. Burada composition giriyor yani birleşme giriyor buradaki composition ve recompose zero or more time yani sıfır veya daha fazla kez e, yeniden birleşim oluyor. Recomposition oluyor e, ve ardından birleşimi terk ediyor. Bu şekilde yani başlıyor. Siz ne kadar e, değiştiriyorsanız, e, ne kadar değişime uğruyorsa, yeniden çiziliyorsa, o kadar, e, o kadar süre boyunca diyebilirim, o kadar kez e, tekrardan oluşturuyor ve sonrasında artık işi bittiğinde kompozisyonu terk ediyor. Composable fonksiyon. Burada yeniden birleşim tipek olarak bir state nesnesindeki bir değişiklik tarafından tetiklenir. Zaten state'i size göstermiştim. Ancak ilerleyen videolarda daha da detaylı ele alacağız. Compose bunları izler ve composition söz konusu state nesnesi okuyan tüm composable'ları atlanmayacak şekilde çağırdıkları tüm composable'ları çağırır. Ne demek istiyor? bir tane state'iniz var ve bu state sizin tüm proje boyunca tüm composition boyunca ele aldığınız noktalarda güncelleniyor. Bu şekilde e, composable yaşam döngüsü aslında oluşmuş, tamamlanmış oluyor. Şimdi devam edecek olursak aslında <laughs> bir composable birden çok kez çağrılabilir. Composition birden çok örnek yerleştirilebiliyor ve her çağrının composition içerisinde kendi yaşam döngüsü mevcut oluyor. Composable burada my my composable şeklinde bir e, fonksiyon oluşturmuşuz. İçerisinde kolun var gördüğünüz buradaki yapı var kolum e yapısı ve içerisinde iki tane tekstimiz var gördüğünüz yapı bu şekilde birden çok kez çağrılırsa e birden çok örnek yerleştirilir her kompozisyon için kendi yaşam döngüsü vardır yani buradaki fonksiyon kendi bir yaşam döngüsü içerisinde mevcut kendi çağrılır siz buradaki text içerisine herhangi bir state atarsınız. Yani bir state variable bu değiştikçe buradaki yaşam döngüsünü kendi devam ettirmeye de başlar. Bir yerden sonra bu my composable fonksiyonunu görmeyeceksinizdir. O zaman da yaşam döngüsünü tamamlar. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi composable'ın anatomisi şeklinde başlığımızda şunları ele alıyoruz composable bu composition aslında çağrıldığı noktada e, şu şekilde ele alınabiliyor. Nasıl? İki tane login input ve login error şeklinde composition'ımız var, composable fonksiyonlarımız var. Burada login screen dediğimiz şu gördüğünüz e, composable fonksiyon login input var. Yani bunun içerisinde bir login input mevcut gördüğünüz gibi. Ancak bu fonksiyon yani buradaki composition içerisine bir show error geldiği zaman Gösteriliyor Yani e, Burada Bu parametre true olarak verdiğinde Login error mesela kullanıcı e, Sizin Kullanıcı adı parametrelerine kurallarına uygun bir isim girmemiştir sayı vardır Nokta vardır virgül vardır soru işareti vardır diye Düşünün login inputta bu kontrol ediliyor. Örneğin login screen'de bu işaret true geldiğinde login screen login error çıkıyor. Yani kullanıcı hatalı bir giriş yaptınız. Bu tarz bir e, kullanıcı adı giremezsiniz gibi bir e, kullanım yapılabiliyor. Yani ne olmuş oluyor? Burada artık ekran yeniden çizilerek buradaki show error true verdiğimizde yeniden çizilerek e, gördüğünüz kompozisyon yapısı meydana gelmiş oluyor aslında. Bu aslında çok basit e, ve e, composition'ımızı istediğimiz yapıyı, istediğimiz parametreye bağlı olarak fonksiyon çağırır gibi burada gösterebiliyoruz. Bunu projelerimizde sık sık yapacağız. Bu tarz işlemler çok fazla yapılıyor. Herhangi bir parametreye bağlı olarak. Composition Composable fonksiyonları göstermeye devam et normalde burada bir error olmasaydı e, login input'u kullanıcı görecekti buradaki Composable'ı görmeyecekti ve Life Cycle'ını tamamlamış olacaktı Şimdi devam edecek olursak şimdi biz burada e, gördüğünüz bir e, Composable yapımız var yukarıdaki örnek e, mesajları da kısımları da okuyabilirsiniz. Ancak şöyle size anlatmam gerekirse movie screen isminde yine bir composable fonksiyonumuz var ve bu movies isminde bir liste alıyor. Burada movie bizim bir data klasımız Yani movie isminde bir e, movie isminde bir name, description, movie description gibi bir alan olabilir. Bunu öyle düşünmenizi istiyorum ve ardından içerisine column yapısı var kalım yapası e, alt alta bir şekilde movie gördüğünüz gibi movie e, buradaki liste içerisinde bir döndür dönüş sağlıyor ve ardından movie overview şeklinde bir yine bir kompozisyona bu datayı gönderiyor artık bu movie overview e, bir tekst olabilir bir kart view olabilir yani bir kart olabilir istediğimiz bir şey olabilir ancak bizim burada dikkat etmemiz bilmemiz gereken şey eğer kullanıcı burada listeye yeni kısımlar eklerse buradaki liste yenilenirse gördüğünüz gibi life cycle'da yani recomposition ne olacak new element added to bottom of the list yani her gelen eleman movie overview olarak burada movie overview dediğimiz kısım bu Movie Overview olarak listenin altına yerleştirilmiş olacak. Biz önceki e, videolarda yaptığımız Lazy Column'da ne yapmıştık? Mustafa Kemal Atatürk şeklinde 3 tane isim yerleştirmiştik. Bu 3 isim alt alta geliyordu. Aynı yapı aslında burada var. Oluşturuldukça altına ekliyor. Ben oradan sonra kendi adımı da yazsam listenin sürekli olarak altına gelmiş ve e, liste yenilenmiş oluyor. Şimdi buradan devam edecek olursak şimdi peki her zaman alta devamlı olarak ekleniyor mu? Hayır. Şimdi movie overview gördüğünüz gibi burada e, yukarıdaki movie overview'ımız bir movie alıyor. Zaten burada eee döndürülen nokta buydu. Movie screen bir movie overview alıyordu. Ancak burada gördüğünüz gibi ne var? bir movie overview image load network image e, bu mesela Glide kullanılan Glide e, Android tarafından e, url bazlı bir aslında e, image kontrol e, kütüphanesi diyebiliriz burada e, diyelim ki wall image şeklinde bu image'i size elde etmenizi sağlayan bir fonksiyonunuz var ne döndürdüğü önemli değil ancak Network'ten aldığı için burada e, alma ile ilgili farklılık olabilir. Burada movie overview'da yüklenmesi ile ilgili e, farklılık olabilir. E, bu zaten Asynchronous geliştirilen bir işlem olduğu için artık recomposition new element e, artık mesela gördüğünüz e, sürekli olarak üste eklendiğini belirtiyor ve Renkler burada gördüğünüz renkler farklı. Bunun sebebi buradaki asynchronous'tan kaynaklanıyor. Yani yan etki olduğundan dolayı burada belirtildiği üzere restart, cancel yapılabiliyor. Burada artık liste baştan aşağı yeniden oluşturuluyor. Bunu diyebilirim artık recomposition olarak baştan aşağı oluşturuluyor. Artık bu element Burada yer almıyor. Bu yepyeni bir element. Aynısı. Siz aynı elementi görüyorsunuz. Aynı şeyi görüyorsunuz. Ancak e, yeri farklı olabiliyor. Yani liste baştan aşağı yeniden oluşturulmuş oluyor. Bunu engellemek için şöyle bir e, durum kullanacağız. E, movie overview örneğinin kimliğini kendisi tarafından aktarılan filmin kimliğine bağlı olarak düşünmek istiyoruz. Film listesi yeniden sıralarsak İdeal olarak movie overview örneğini farklı bir film örneğiyle yeniden oluşturmak yerine composition örnekleriyle benzer şekilde yeniden sıralıyor. Compose çalışma zamanında aslında UI tree dediğimiz o ağacın belirli bir bölümünü tanımlamak için hangi değerleri kullanmak istediğimizi söylememiz için bir yol sağlar. Bu da key Anahtar olarak Türkçe'ye çeviriyorum. E, bu Türkçe bir eğitim olduğundan dolayı. Ancak burada key composable diyebiliriz. Bir kod bloğu bir veya daha fazla değerin aktarıldığı bir anahtar oluşturabiliyor. E, bu çağrı ile aslında diğer değerler, bu değerler bileşimdeki o örneği tanımlamak için kullanmak üzere birleştirilecektir. Buradaki yapı e, tanımı okuduktan sonra söyleyeceğim. Bir anahtarın değeri global olarak benzersiz olması gerekmez. Yalnızca çağrı alanındaki birleştirebilir. Yani composable çağrılar arasında benzer olması gerekir. Yani birbirinden farklı o movie overview'lar birbirinden farklı olduğunu program anlasın diyor. Şimdi örneğime, örneğimize gelecek olursak yine e, movie screen'imiz var ama k kullanacağız bu sefer. Ne yapacağız? Bu movie yine kolumumuz var. Bu movie içerisine bir for döngüsü döndürüyoruz ve key parametremiz var. Gördüğünüz key fonksiyonumuz var burada. Bu key fonksiyon ne anlama geliyor? Movie id. Yani bu id değeri bu movie neydi? Bizim data class'ımızda The movie ile ilgili ne bilgiler olabilir? Adı olabilir, filmin açıklaması olabilir, IMDB puanı olabilir ve ID eklenmiş. Bu unik bir ID, dilerseniz UUID verebilirsiniz ya da sürekli artan bir primary key verebilirsiniz. Yani e, auto increment verebilirsiniz. Burada gördüğünüz movie üzerinden bizim data classımızdaki ID parametresi ile bu unik bir e, Durum olduğunu, unique olduğunu belirtiyoruz ve artık movie overview'u yukarıda gördüğünüz movie overview'u gönderiyoruz. Artık ne oluyor ve e, gördüğünüz bu ikisi aynı renk çünkü bunlar aynı nesne, bunlar aynı eleman. Bu aynı eleman olduğu için artık ID'ler bilindiği için yani burada burada size söylediğim gibi bir anahtar global olarak değil kendi arasında kendi listede benzersiz bir ismi var. Artık Jetpack Compose diyor ki bunlar aynı. Ben bunu yeniden oluşturmama gerek yok. Burada tapa yani listenin bu konumun en yukarısına yeni bir eleman geldiğinde eklemiş oluyor. Bu ID bizde yok gibi eklemiş oluyor. Bu şekilde diyebilirim. Bir diğer farklı şekilde yapılışı da şu şekilde e, Lazy Column Items, Lazy Column bizim Recycler View'umuzdu. Şu anda geçiş aşamasında olduğumuz için XML ile beraber aynı e, terminolojiyi kullanıyorum. Yani Recycler View'un Jetpack Compose'daki hali Lazy Column. Lazy Column yapısında gördüğünüz gibi Items içerisinde Movies'imiz var. Yani listemiz var. Tamam çok güzel ve key yapısını da şu şekilde lambda içerisinde lambda içerisinde bu movies'in her bir elemanı ne? Movie. Movie'nin id'si ile beraber döndürerek aynı işlemi yapmış oluyoruz buradaki kalıma benzer şekilde. Yani kalımda for döngü for döndürmekle lazy kalım içerisindeki bu işlem aslında benzer Aynı işleme yarıyor. Tabii ki de bunu kullanmanız daha performanslı ve daha etkili olacaktır. Bu şekilde yaşam döngüleriyle ilgili tüm detayları size vermiş oldum. Jetpack Compose'da yaşam döngüleri bu şekildeydi. Beni sosyal medya hesaplarımdan LinkedIn ve GitHub üzerinden ilgili linklerden ekranda gördüğünüz linkler üzerinden takip edebilirsiniz. E, ee, şimdi Jetpack Compose'un başka bölümleriyle devam edelim. Hoşçakalın.